Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği yılbaşı etkinlikleri e, yarın itibariyle başlıyor. Yani bir kısmını getirmişler. Bir kısmı cuma günü getirilecek muhtemelen. Çünkü dikkat ettiyseniz etkinlikler 3 günlük geldi son gelen etkinlik. Cuma günü yılbaşı etkinliğinin tamamını yayınlayacaklardır diye düşünüyorum. Biz e, şimdilik gelen etkinliklerden bahsedelim. Fazla bir şey gelmemiş. Daha bunlar fragman. Şimdi bu çarı oynamıyorum ben. Etkinliklerin daha erken geldiği farklı ülke serverları var. Orada açmıştım hesabı. Yani savaş gücüne falan bakmayın. Alışkanlık oldu artık. Çarı açınca setlerini falan dizdim. Hani Tarık'tan bulaşan bir hastalık. Öyle kurcalayı vermiştim alınca hemen zaten level aldırmıştık. Ee, yani bunu sadece özel etkinlikler geldiğinde bir gün önceden en azından videosunu hazırlayıp sizlere sunmak için açmıştım. Çarı kasmayacağım. Şimdi bu çarı da isteyenler olacaktır abi bana bir çağrı verdi. Ya bu serverda Türk ben bir tane Türkiye denk geldim. Birkaç tane varmış sanırım da. Yani oynayamazsınız burada. Özellikle oyunu tam bilmeyenler oynayamaz. Bu çarla sık video atmam. Sadece yılbaşı gibi işte özel etkinlikler geldiğinde onun bilgisini vermek için kullanacağım bir çay. Her neyse yığınlar değişmedi arkadaşlar. Bu yığınlar muhtemelen cuma günü dediğim gibi etkinliğin tamamı geldiğinde değişecektir. Şu anda şuradan bakarsanız normal etkinliklere şu an olan etkinliklere bir gün 20 saat var diyor bu burada. Yani cuma günü değişecek bunlar. Daha önce 3 günlük etkinlik gelmemişti. Yani ben şahit olmamıştım 7 günlük iki farklı etkinlik gelir 7'şer günlük tek görev eşyalı. Bildiğiniz gibi burada haftalık etkinlik gelmiyor normalde. Bir görev eşyasına iki haftalık etkinlik geliyor. O yüzden bol bol kasabiliyorsunuz zaten. Şimdi etkinliklere bakalım. Ekstra bir etkinlik gelmemiş fakat eşyalar gelmiş. Şunlara bakalım. Bunlar giriş ödülü, günlük giriş ödülü. Şuradan sıcak etkinliklerin içeriklerine bakalım. Bu kısımlar ödeme harcamayla alakalı olduğu için pas geçebiliriz şuradan. Bunlar yılbaşıyla ilgili eşyalar. Burası takas. Malzemelerin birbiriyle takası. Şu kısımda istediği malzemelerin isimleri yazıyor. 2018 ile ilgili şeyler yazıyor. Şunlarla takası olacak zannedersem. Şu çorap daha önceden de göz aşinalığı vardır. Legend online'da da benzer gelmişti. Şunlar da kornokopya için sanırım bunlar kopya etkinliği tekrar gelmiş. Ondan da bahsedeceğim. Yani bu etkinlik gördüğünüz gibi 13 günlük. Yılbaşı ile alakalı bir etkinlik. 14 günlük hatta. Şunlara bakalım yine ödeme. Bu da ödeme. Bu şu anki görev eşyasının takası. Bu Domates etkinliği sürekli hale getirdiler demiştik. Bu clothing şart. Eski fashion şans takası gibi düşünün. 150 tane clothing şart biriktirdiğinizde bir tane set alabiliyorsunuz. Ee, bu da şu an oyundaki görev eşyasının şans takası. Bu da yılbaşı ile alakası olmayan bir etkinlik. Bu da 14 günlük bir etkinlik. Yılbaşı ile alakalı. Şurada istediği malzeme yazıyor. Şimdi hangi etkinliklere konacak bilmiyoruz tamamı gelmediği için. Dediğim gibi büyük ihtimal Cuma gün tam etkinlik gelecektir. Şimdilik olduğu kadarını gösterelim biz en azından. Bu iki günü kalan etkinlikler eski zaten. Bu gökyüzü yolu skaterial etkinliği. Bu laboratuvar etkinliği. Bu peri turnuvası. Bu şöhret etkinliği. Şu peri adası etkinliği. Bu elmasla alakalı etkinlik. Peri geliştirme, büyüme, taşı basma etkinliği. Bu da büyük inci basma etkinliği. Bu da ekipman kutsama etkinliği arkadaşlar. Bunlar normal eski etkinlikler. Şu anda yılbaşıyla ilgili normal etkinlik konmamış. Bu değerli taş birleştirme. Bu da Dragon'un yani ejderha fısıltısının ekipmanını x talismanla artı basma etkinliği diyelim. Bu da küçük ikinci basma etkinliği, peri etkinliği yani binle sınırlandırmışlardı. Daha önceki videolarımızda da belirtmiştik zaten. Kornokopya etkinliği. Burada da gördüğünüz gibi yine yılbaşıyla ilgili malzemeler istiyor. Bu kez kamp ateşinden gelen parçayı istemiyor. Onu belirtelim. Buranın ödülü de bağlı elmas var. Gaston var. Zeus'un kanı. Ve şu yılbaşı etkinliğinin parçasından var 5000 tane. Tabi bunu yapan kişi sayısına bölüp veriyorlar. Herkese 5'er K vermiyorlar. Rave etkinliği gelmiş. Yine yılbaşı ile ilgili burada eşyalar mevcut. Hatırlarsanız buranın parçasını biriktirdiğimde Büyük bir vurgun yaparız inşallah demiştim o tarz bir etkinlik olmuş Bunlar neticede yılbaşı ile ilgili görev eşyaları Şu kısma bakalım bu kısımda yılbaşı ile ilgili görev eşyası yok Server puanı kısmında var Şu 4 5 6 levellerin ödülleri Yılbaşı görev eşyalarıyla ilgili Şunlara da bakalım. Burada da var yine. Burada da var. Bir diğer etkinlikte şu arkadaşlar bun bunların içeriğine de koymuşlardır. Evet. Şurada var. Fazla parça yok ama bunları defalarca alabildiğiniz için bunda 3 tane varmış. 4 tane. Sanırım 5 tane, 6 tane evet. Düz mantık. Birer tane fazla koymuşlar. Şunda bir taneydi. Şimdi yığınlar değişmedi demiştik. Dediğim gibi cuma günü tamamı geldiğinde değişecektir. Yığın mutlaka olur yani yılbaşına özel. Şans takasına da bakalım. Ekstra bir şey gelmiş mi? Bu eski, yani şu kısımda var. Evet, çorapların şans takası başlamış. 14 günlük bir etkinlik. Ne var? Fashion seti var burada. İki tane fashion seti var sanırım. Şunun kanadı yok. Bir saniye. Şu ilk. Fashion setinin kanadı yukarıda yok. Ama şu aşağıdaki kısımda var arkadaşlar. Diğer setin tamamı yukarıda var. Aynı şekilde aşağıdaki kısımda da var. İki tane set. Muhtemelen hemen herkes alabilir bu setin ikisinde. Hani çok bahtsızsa tabii bir şey diyemem de normal şartlarda alabilirsiniz. 50 parçaya veriyor bir tane yukarıdan. Zaten normal bastığınızda aşağıdan da düşeceği için tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında buraya şuna bakalım. Bu da cuma günü kalkıyor. Zaten elmasla ilgili şu paket içeriklerinde merak edenler varsa göstermiş olalım. Burada elmas çok pahalı olduğu için dolar kuru üzerinden satış yapıldığı için kimse burada elmasla oynamaz. Yani Türkiye'den oynayan bir oyuncu oynamaz. Yani bir aylık bir 58 lira arkadaşlar. O yönden hesaplarsanız elması da aşağı yukarı hesaplayabilirsiniz. 6 aylık VIP olayı burada yok zaten. 3 tane birer aylık VIP'i tek pakette satabiliyorlar. Yani 3 aylık alabiliyorsunuz. Sadece süreçten gelen bir 6 aylık VIP var. Onu bayağı bir ucuza alabiliyorsunuz ama Legend'e göre kıyaslarsanız yani legend Legend'de bedava diyebilirsiniz. O derece bir fark var arada. O sebeple elmasla oynayacak oyunculara tavsiye etmiyorum zaten Vartune'yi ben. Normal emekle zaten kasılabilir. Bunların dışında herhangi bir etkinlik yok sanırım. Şuraya da bakalım. Yok arkadaşlar. Muhtemelen yine tohum gelir. Bahçeye ektiğiniz. Onun dışındaki etkinliklerde artık sürpriz bakabileceğimiz bir yer yok. Önceden söylemiyorlar çünkü pat diye bir gün getiriveriyorlar. Dediğim gibi bunlar daha bir şey değil yılbaşı etkinliği için. Fragman gibi düşünün. Asıl etkinlik benim tahminimce cuma günü gelecektir. Çünkü cuma günü bu etkinlikler sonlanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.